Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 30 Ağustos Salı Kocaeli yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Kocaeli'de de bir altılı bir programımız var. 8 koşu bir program. Altılı gayemiz 3. koşuya itibaren start alacak. Ben 1. dörtlü gayen oynayacak, 7 plase oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Tabii ki kendimiz de oynuyoruz sevgili dostlar. İnşallah dilediğimiz sonuca ulaşırız. Herkese bol şanslar. Evet, birinci koşu saatlerimiz 17.45'i gösterdiniz. Şartlı 4-1 mücadeleyle 1400 metre kum 4 vekor Arapların birinci dörtlü gayanımızda start alacak. 7 safkanımız yer alacak. Evet, burada bakıldığı zaman 2 nolu Berengül, Ali Yıldız'la ve 4 nolu Roman olur. Okan Gökçe ile, yani bu iki safkan bu gruptan ayrılmış gibi görünüyor. 2 ve 4 benim birinci dörtlü gayanda yer vereceğim. Bu iki safkan olacak. Evet, ikinci koşumuz 7 plase ve birinci üçlü gayanımız burada start alıyor. Handikap 15, 2000 metre kum, 3 yaşlı İngilizlerin 7 safkanımız bu koşuya kayıtlı. Burada da iki safkanın arasındaki mücadele sanki birinciliği belirleyecek gibi görünüyor. Onlar kimler? 2 nolu Kuytucaklı, Mertcan Çelik'le ve de 3 nolu Anadolu Aşığı Erhan Aktuğ tercihine ilk defa buluşmuş. Ben bu iki safkanın arasındaki mücadele birinci belirleyeceğini düşünüyorum. 2 ve 3 benim buradaki iki safkan yeterli olacağını düşünüyorum. Evet, üçüncü koşumuz şartlı 19 bir mücadeleyle altılı gayanımız startı verilecek. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kumda mücadele verecek. Yarış hayatlarında daha birincilikle tanışamayan safkanlarımızın bir arada olduğu bir koşu bizleri bekliyor. Evet, benim buradaki sıralamam şöyle olacak. İlk tercihim benim burada 2 nolu Kalibrun olacak. Vedat Demir'le yaptığı koşuları gerçekten başarılı. Kocaeli pistini yakından tanıyan bir safkanımız Vedat Demir tercihine benim ilk tercihim olacak. İkinci atım 1 nolu safkanın Hişman Çizik tercihine. 5 nolu safkanımız Mürsel Kayış'la mutlaka değerlendireceğiz sevgili dostlar. Sonradan 9, 4 ve 3'ü de kesinlikle es geçirmeyecek safkanlar olduğunu düşünüyorum. 2, 5, 1, 9, 4 ve 3 benim buradaki sıralama. Evet, dördüncü koşumuza geçtiğimiz zaman beşlik ayarımız ve altılık ayarımızın ikinci ayağı olacak. Handikap 15, 3 ve Kore İngilizlerin 1500 metre kumda mücadele verecekler. Ekürlerimizdir 6 ile 9 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacak. Evet, benim burada çok çok ön planda tuttuğum riskli bir banko, ufak bütçe oynayacak arkadaşlar için 1 nolu Power Slam Eren Kadirlerle Apprent arkadaşımıza ilk defa buluştu. Ben bu koşuyu lehine çevirmesini bekleyeceğim. Yani banko tercih yapabiliriz. Tabii ki bunun kötü koşması durumunda, yani burası gerçekten zor bir koşu, denk bir mücadele, ama Power Slam bu koşuda yani 1-2 adım değil, ben de 3-4 adım daha önde çıkıyor sevgili dostlar. Ufak bir çağ arkadaşlar demin de dediğim gibi yönelebilir. Tabii ki rakip hanesinde 10 nolu safkanımız, etkili koşmasını beklediğim safkanlardan biri. 11, 8, 5, 4 ve 9 ayrımsız yazılabilecek safkanlar. Ama bir çizgi diyoruz. 10, 11, 8, 5, 4 ve 9 büyük biçili oynayacak arkadaşlar değerlendirebilecek safkanlar bunlar. Yani sürprize açık bir koşu ama bir çok çok önde görünüyor bu koşuda. Evet, 5. koşumuz bir maiden. 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kumda mücadele verecek 8 safkanımız bu koşuya kayıtlı. 2. dörtlük ayımız da burada start oluyor. Evet, bakıldığı zaman yarış hayatlarına güzel bir başlangıç yapan safkanlarımızın da bir arada olduğu bir koşu bizleri bekliyor. Yarış birazcık sürata binecek gibi görünüyor bana. 3, 7, yani yeri geldiği zaman 4 nolu hızlı ve ünlü Mustafa Çiçek'te 1 nolu safkanımız ilk startında güzel bir üçüncülük, sonra 84 günlük bir araya girdi. Yani bu koşu için iyi derecelerle galoplarla hazırlanan bir koşu safkanımız, ama ben de burada iki safkanı ben ayırdım. Onlar kimler? 3 nolu Desert Free Görkem Özçelik tercihine ilk defa buluştu. Kum performansı gerçekten çok başarılı.
Kocaeli'de zaten yarış hayatına başladı. Sonra İstanbul'da biçime gitti ama maalesef bir altıncılıkta tekrar Kocaeli'ye Kabakum'a dönen 3 çok çok önde. Burada en ciddi rakip ilk yarışında İstanbul'da Sentelik'ten Kabakum'a geliyor. Bir hızlı ve ünlü Fırat Aslan'la start almıştı. Bir üçüncülük elde etti. Kabakum'a ilk defa çıkacak. Mustafa Çiçekler'e ilk defa tanışan 4 nolu hızlı ve ünlü benim ikinci tercihim olacak. 3 ve 4 benim için yeterli olacağını düşünüyorum bu koşu için. Evet, 6. koşumuz kısa vadeli. 3 yaşlı Arapların 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 2. üçlük ayrımız da burada start alıyor. 7 safkalımız yer alacak. Evet, gruba şöyle bakıldığı zaman yani tamam, Pişman Ağa bu grupla ilk defa start alacak. 7 nolu safkanımız, öteki safkanlar da 1-2 sefer beraber start aldı. Birbirlerini geçme başarısı da gösterdiler. Çimde olsun. Yani zor bir koşu gibi görünüyor gerçekten sevgili dostlar. Yani burada bakıldığı zaman Kurt Oba Pişman Çizik'te çok öne çıkıyor ama ilk defa bir kum performansına katılacak bir Kayızberk orijini. Biliyorsunuz Kayızberk hem sentetik, kum, çim ayırmadan koşan bir orijine sahip. Benim ilk tercihim 1 nolu Kurt Oba olacak Pişman Çizik'le. İkinci atım 2 nolu Can Yurt sevgili dostlar. İlk defa bir Bursa'da Kabakum'da 1200'de Maydan'a veda etti. Sonra çim performansı hep gösterdi. Yani grup açık 3, grup 1, grup 3'te mücadele eden bir safkanımız. Can Yurt'ta Özcan'la Kocaeli'ye geldi. Özcan sevgili dostlar Ankara tercih etmeyip ilk defa buluştu Can Yurt'la. Ben etkili bir performans gelecektir. İkinci tercihim 3. atım 5 nolu Pişman Ağa ve de 6 nolu safkanın Mertcan Çelik'te etkili koşmasını beklediğim safkanlar. Buradaki sıralamam 1, 2, 5 ve 6 ayrımsız yazılması gereken safkanlar olduğunu düşünüyorum. Evet, 7. koşumuz kısa vadeli. 3 ve Kore İngilizlerin 1500 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 7 safkanımızın zevkli bir mücadelesi bizleri bekliyor. Evet, koşuya bakıldığı zaman yani burada yani enteresan bir safkanın da çıkma şansı var ama ben burada Banko'mu Siempra'dan yana kullanacağım. 2 nolu safkanı Mustafa Çek'te 14 kere beraber start aldı ve de 7'sini kazanma başarısı göstermişti. Pardon arkadaşlar. Evet, kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, ne demiştik? Ben 2 nolu Siempra Mustafa Çek'te ben geçeceğini zannetmiyorum. Yaptı son koşusunda kısa vadede 9'da bir mücadelesi vardı 2000 metre kumda. Maalesef umduğunu bulamadı. Şimdi mesafenin yine kısalması. Yani bu mesafelerde de çok çok etkili koşan bir safkın. 18 günlük bir araya da girdi. Mustafa Çiçek'te üstünde iyi tanıdığı bir jokeyle de start alacak. 2 nolu Siempra benim Banko adayımdır. Banko olarak değerlendireceğim sevgili dostlar. Evet, 8. koşumuz handikap 15 dişiler avansı 4 yaşlı Arapların 1900 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 16 safkanımız yer alıyor. 4 ile 11 nolu safkanlarımız Ekürü, 7 ile 14 nolu Oyamer Ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, yaban arasını geçen koşusunda zaten üstüne basarak sizlere Banko olarak değerlendirmiştik. Şart 3'te Ankara'da Gökhan Kocagay'la 60 kiloyla start almıştı. Gerçekten çok rahat bir koşu sergileyip kazanmıştı. Şimdi Kocaeli pistine geliyor. Erhan Aktur'la da ilk defa buluştu. 62 kiloyla start alacak. Grubun uygununda ben yine kazanmaya yakın gibi görünüyor ama 2 nolu Uçan Abla'dan da ben onu da sizlere geçen koşusunda zaten önerdiğimiz bir safkandı. 2200'de handikap 15'i kazanma başarısı gösterdi. Yine etkili koşacaktır. Ben Cem Altun'la etkili koşmasını bekliyorum. Sonradan yani bu iki safkan yeterli gibi görünüyor ama Altunoğlu safkanım Adı Yakşı'dan bir bomba bekleyeceğim. 7, 8, 10 ve 4'ü de çok çok dikkat diyeceğim safkanlar. 1, 2 çizgi 6, 7, 8, 10 ve 4 daha büyük bütçeli oynayacak arkadaşlar için değerlendirme aşamasına geldiğimiz zaman bunları da değerlendirebiliriz sevgili dostlar. Sıralamı tekrar ediyorum. 1, 2, 6, 7, 8, 10 ve 4 benim buradaki sıralamam. Evet, Kocaeli programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı. Herkese bol şanslar diliyorum. Videomun altında beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Herkese bol şanslar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.